Senden nasılsın bugün? Vallahi işte iyi olmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle tabur yoldan işte. Geleceğiz muhakkak ama bu süreç böyle geçecek. Bunun da başka bir yolu yok. Hadi beş bakalım evimize gidiyoruz. Hayırlısı olsun. Yani işlemlerimizi bitirelim. Yavaş yavaş çıkalım olmasa. Tamam. 3 ayımız bayağı zor geçti. Çünkü sıkı bir diyetleri vardı. Ondan sonra %10 da böbrek çalıştığı için acil nakil gerekliydi. Ben de uyumlu olunca hiç düşünmeden hemen ameliyat olduk. Çok şükür başarılı bir ameliyatımız oldu. Doktorlarımız da çok başarılı ve ilgiliydi. İşte 2 ayımızı doldurduk. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklıyım. Eşim de öyle. İşte kontrollerimiz var. 36 yıllık evliyiz. Hiç düşünmeden evet dedim. Çünkü acil ameliyat olması gerekiyordu. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Nakilde beklersek bayağı uzun bir süre beklememiz gerekiyordu. Ben de tarandım. Sağlıklı da olunca hemen ameliyatımıza olduk. Yaşayacağız inşallah. Evet. Organ bağışının bu kadar önemli olduğunu kendimiz ameliyat olunca daha anladım. Yani herkes hiç düşünmeden organ bağışı yapsın diyorum. Çünkü bir hayat kurtuluyor, bir insan kurtuluyor. Bir insan kurtulduğu zaman ailesi, çocukları, herkes kurtuluyor. Çünkü hastanelere gelip gitmek çok zor. Aşağıda hepimiz görüyoruz organ bekleyenleri ve hastaların durumunu görüyoruz. Yani çok önemli, çok daha önemli olduğunu kendimizde bu duruma düşünce anladım. Yani herkes bağışçı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Daha önce şeker ve tansiyon hastalıklarım vardı. Şeker ve tansiyon hastalıklarının tetiklemesiyle beraber diğer farklı hastalıklar çıktı. Böbreğim çok aşırı derecede bir tahribat aldı. Bu tahribatı gidermek için de nakilin yapılması gerektiği bildirildi. Bu böbreği bulabilmek gerçekten çok zor. İnsanların yüzlerindeki çaresizlikleri organ nakli bölümüne geldiğinizde görebiliyorsunuz. İnsanın kendi akrabası böbrek vermek istiyor ama kan uyuşmazlığı çıkıyor. Kan uyuşmazlıklarının giderilmesi için de insanların bağış yapma yoluna gitmeleri çok daha mantıklı bir olay. Çünkü ölüyorsunuz, öldükten sonra bütün vücut çürüyor. Hiçbir anlamı yok. Kadavradan dahi nakiller oldu mu insanların hayatları kurtuluyor. Bu gerçekten çok önemli bir şey. İnsanlar bu konuda çok duyarlı olması lazım. Tavsiye ederim ki bazen üniversitenin organ nakillerine gelsinler ve üniversitenin diğer bölümlerine gelsinler, baksınlar insanların gerçekten çaresizlikleri. Ona göre dünyadaki en önemli şeyin sağlık olduğunu kaybetmeye başladığınızda anlıyorsunuz. Eşimden böbrek aldım. Allah sonsuz razı olsun. Onun sayesinde tabii hayata tutunduk. Bir can bağışlamak, bir kişiye can vermek kadar bir şey yoktur herhalde. 36 yıllık evliyim. İnşallah sonuna kadar olur inşallah. Peki, ailemi çok seviyorum çünkü. Şimdi şöyle aslında eşimden de almak istemedim. Çocuklarımdan da almak istemedim ama yapamadım maalesef. Mecbur kaldım artık. Yok çıkış yolum yoktu yani. Çıkış yolum yoktu. Onun için sağ olsun eşimin sayesinde şu anda yeniden bir hayata döndüm.